Hepiniz hoş geldiniz. Kemal Yerindeyiz. Haftalardır aynı gün, aynı saatte sizin karşınızdayız. Ben Çiğdem, Naim Babiroğlu hocayla beraber burada hem gündemi, hem tarihi, hem de geleceği masaya yatırıyoruz. Yani iddia bu yönde ama tabii siz de altta birazdan yazacak numaralarla bize katkıda bulunmaya devam ederseniz biz çok mutlu olacağız. Ben açılış konuşmamı böyle yapmış olayım. Naim hocama atayım topu. Evet. Değerli izleyenler, iyi akşamlar diliyorum. Kemal Yerinden size tekrar iyi akşamlar. Bizi evinize, bulunduğunuz yere konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kemal Yerinde doğan güneşe, anafartalarda yükselen doğaşa, güneşe, Türkiye'yi ve Cumhuriyeti aydınlatan güneşe selam olsun diyorum. Ve gündemimizde şimdi başlıyoruz hocam. Hadi başlayalım hocam. Şimdi programı ilk defa izleyenler olabilir. Bu bir söyleşi programı esasen. Sadece tarihten bahsetmiyoruz. Sadece gündemi de eleştirmiyoruz ya da değerlendirmiyoruz. Ya da gelecekle ilgili hayallerimizi de sadece ve sadece bunları da konuşmuyoruz. Hepsini bir araya getiriyoruz. Gücümüzü Mustafa Kemal Atatürk'ün durduğu o tepeden alıyoruz. Hani ulusun üzerine güneş gibi doğdu ya Kemal Yerinde. Oradan alıyoruz. O yüzden programımızın ismi Kemal Yeri. İşte dilimiz döndüğünce, birikimimiz el verdiğince konulara da tarihi temellerinden yükselen bir bakış açısı geliştirmeye çalışıyoruz Naim Hocam'la beraber. Genelde de gündemi takip etmeye özellikle de dikkat ediyoruz. Gündem deyince hani Türkiye'de böyle sürekli hareket var, işte her şey değişiyor gibi düşünüyoruz. Hakikaten de hani bir konuya odaklansak, sırtımızı başkasına dönsek falan derken orada da yine bir şeyler oluyor. Fakat hiç değişmeyen bazı hakikatlerimiz var artık. Sığınmacı sorunu gibi, Suriye meselesi gibi, NATO ile ilişkiler gibi, işte ekonomik rehavet gibi. Rehavet bile az gelir, öyle değil mi hocam? Ekonomik kriz diyelim. Tam bir kriz. Evet. İşte biz bunların hepsini söyleşinin akışı içinde ele almaya çalışıyoruz. Ben bu hafta hem deprem sonrası inşa süreciyle ilgili, hem Hatay'la olan işte Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsi meselem dediği Hatay'la ilgili bir hatırlatma yapmamız gerektiğini düşündüm hocam. Siz de bir Antakyalısınız. Bu hatırlatmayı en güzel yapacak olanlardan birisiniz. Sonuçta deprem felaketinden sonra biz dolu program yaptık. Siz sıcak sıcak aile fertlerinizden de haberler alıp bizlerle paylaşmıştınız programda. Şimdi son durumu size sorayım. Neler duydunuz evet. Mesela? Yani Hatay'la ilgili nedir, neler oluyor oralarda? Siz aileden yine mutlaka gündeme dair bizimle paylaşacağınız bilgiler edinmişsinizdir. Sürekli kardeşlerinizle görüştüğünüz için. Yani buradan hareket edelim, sonra Hatay'ı nasıl kazandık? Hatay neden Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsi meselesiydi? Hep beraber anımsayalım. Çok önemli çünkü. Evet. Ülke bütünlüğü açısından hatırlanması çok değerli olacak. Evet. Hocam bugün 20 Haziran biliyorsunuz. Evet. Mustafa Kemal Atatürk 20 Haziran 1938'de hastalığının ilerlediği, bayağı ciddi olduğu bir dönemde savaran hayatındadır şu anda Mustafa Kemal Atatürk. Ve Hatay sorunuyla, benim şahsi davamdır dediği Hatay sorunuyla gece gündüz uğraşmaktadır. Biliyorsunuz 20-24 Mayıs, yani bir ay önce, bundan bir ay önce Mersin ve Adana'ya ziyarette bulunur Hatay için. Hatay'ı işgal etmiş olan Fransız ordusuna gözdağı vermek için Atatürk ilerlemiş hastalığına, ilerleyen hastalığına ve doktorların itirazına rağmen Mersin'de ve Adana'da Türk askerinin tören geçişini, yani resmi geçidini 40 dakika süreyle ayakta karşılar. Tam düşeceği zaman askerlere koşarak tören geçişi geçmeleri konusunda emir verir. Marş marş komutu verir. Ve burnundan da istirahatte bayağı kan gelir uzun süre. 20-24 Mayıs Mersin ve Adana ziyaretinde, Hatay nedeniyle yaptığı ziyaretten sonra Atatürk Ankara'ya döner, bir gece kalır. Ardından 26 Mayıs 1938'de İstanbul'a gider ve hastalığı, çok sevdiği Ankara'ya bir daha dönüşüne olanak tanımaz. Ve Dolmabahçe'de, Savarın'da sonra Dolmabahçe'ye geçer.
ve orada sonsuzluğa adım atar. İşte hastalığın ilerlediği bir dönemde 20 Haziran'da Savoran Hayatı'nda İstanbul'da, bu kez yine Hatay için Atatürk. Hemen araya gireceğim hocam. Elimde çünkü sizin çok güzel kitabınız var. Naim Babiroğlu hocanın Tarihin Kıskandığı Lider. Evet, teşekkür ederim. Lütfen arşivinize alın. Hakikaten okuması çok keyifli. Tarihi bir yolculuk için ve Mustafa Kemal Atatürk'ün anlarına gerçekten yürekten tanıklık etmek için sıcacık bir kitap. Ben hani bir tarihçi kimliğiyle bunu özellikle önermek istiyorum. Çünkü zaman zaman soruyorsunuz hangi kitapları öneriyorsunuz diye. Tabii ki Naim Hoca'nın bu kitabında bulundurun. Hemen bu kitabın ilgili sayfasından bir pasaj okumak istiyorum. Tamam. İzninizle hocam. 19 Haziran 1938. Romanya Kralı Karol'u Savarona'da kabul eder. Evet. Türk tarihinde ilk kez, bakın, Türk tarihinde ilk kez yabancı bir ülke devlet başkanı gemide kabul edilmiş olur. 20 Haziran 1938'de Atatürk Hatay sorunu nedeniyle Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak'ın da katıldığı 4,5 saat süren Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık eder. Ağır hastalığına rağmen. Atatürk çok hasta. 4,5 saat süren bir toplantı. Hastalığına rağmen Hatay konusunda her türlü çabayı göstermeye devam eder. Nitekim de az önce hocamın bahsettiği gibi Adana gezisinde de 40 yıllık Türk yurdu diye bahseder Hatay'dan. Nitekim de 40 yıllık Türk yurdu ana vatana kavuşmalıdır der. Ömrü yetmez ama bunun temelini hazırlar, her şeyini hazırlar. Doğru. Vefat eder. İşte 20 Haziran'da bu 4,5 saatlik toplantı, Fevzi Çakmak Paşa ile yapılan toplantı sonucunda, orada toplantı ayrıntılarında harita üzerinde Türk askerinin Hatay'a nasıl gireceği, hangi noktaları kontrol etmesi gerektiğini ayrıntılı olarak Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak'la beraber görüşür ve gerekli emirleri, direktifleri verir ve ondan 15 gün sonra Çiğdem Hocam 5 Temmuz 1938'de Türk askeri Hatay'a girer. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün 1918'de başlayan Hatay yolculuğu, Hatay'ı Fransızlardan kurtarma yolculuğu, ölümünden yaklaşık 4 ay sonra 5 Temmuz 1938'de Türk askerinin Hatay'a girişiyle birlikte büyük bir diplomatik başarıya imza atmış olur. Neden? Çünkü tek kurşun atılmadan, savaşılmadan, sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi stratejik adımlarıyla, stratejik öngörüsüyle, stratejisiyle ve muhteşem diplomatik başarısıyla tek kurşun atmadan Hatay'a Türk askeri 5 Temmuz 1938'de girer ama girdiği zaman milletinin lideri Türk askerinin Hatay'a giriş zaferini değerli izleyenler nasıl kutlar biliyor musunuz? Savarında hasta yatağında. Dayanamaz, Türk askerinin Hatay'a girişi nedeniyle yatağından kalkar ve bir çocuk coşkusuyla küçük bir motora atlayarak Boğaz'da gezintiye çıkar. Fakat ateşi 39 derecenin üzerine çıkar ve doktorlar onu tekrar yatağa alırlar. Hatay için aslında artık Mustafa Kemal Atatürk son görevini yapmış oluyordu. Bir daha yataktan kalkamayacaktır. Ama Hataylılara şu mesajı gönderir. 1938 5 Temmuz'da der ki Hataylılara, sizin için artan bir saadet ve refah dilerim. Artan bir mutluluk ve refah dilerim der. Artık Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, yani ölümünden 3,5 ay kadar önce ağır hastayken Türk askeri Hatay'a girdiğinde bunu söyler. Sizin için artan bir mutluluk ve refah dilerim der Hataylılara. Onun için biz Hataylılar Atatürk'ü Hatay şehidi olarak kabul ederiz. Ve Hatay'ı da Atatürk'ün emaneti olarak kabul ederiz. Çünkü eğer Atatürk Hatay'ı hastalığının önünde kabul edip o sorunla gece gündüz uğraşmasaydı, doktorların uyarılarını ve tavsiyelerini dinleseydi büyük bir olasılıkla daha uzun zaman yaşayacaktı. Onun altını çizeriz ve biz deriz ki Hatay Atatürk'ün emanetidir ve Atatürk Hatay şehididir. Ama değerli izleyenler, değerli hocam, Çiğdem hocam, burada çok dramatik bir olay yaşanır. 5 Temmuz 1938'de Türk askeri Hatay'a girdikten 20 gün sonra Mustafa Kemal Atatürk Savoran'da, ama Savoran'a artık çok sıcaktır.
Eskiden biliyorsunuz klima, soğutma cihazı, klima gibi aletler yok. Şimdi daha serin bir yere gitmesi lazım. O da Dolmabahçe Sarayı. Şimdi Dolmabahçe Sarayı'na gidecek. Karar verdi. Savurna yatından gidecek de. Ağırlığı, Mustafa Kemal'in ağırlığı, kilosu 40-45 kiloya kadar düşmüş. Kemik ve deri kalmış. Şimdi doktorlar ve yanındakiler onu taşımaları lazım. Çünkü yürüyemiyor. Yürüyemiyor. O zaman geceyi bekletir Atatürk. Bütün elektrikleri söndürür. Hem Dolmabahçe Sarayı'nın bahçe, sahil elektriğini, işte Savarona'nın elektrik sistemini ve Mustafa Kemal Atatürk onları yani yanındakiler ve doktorların taşıyacağı şekilde hasır bir koltuğa oturur. Hasır bir koltuğa oturmayı başarır. Hasır bir koltukta onu taşırlar. Kılıç Ali onun sırdaşı, bir de yanındaki arkadaşı. Ve onu Savaran hayatından taşıdıktan sonra aşağı indirirler. O hasır koltukta. Tabii kemikleri batar, çok acı çeker. Neden? Çünkü Mustafa Kemal Atatürk ışıkları niye söndürür kimse görmesin diye. Atatürk muharebe meydanında, savaş meydanında Mehmetçiklere hep emir komuta eden bir başkomutan. Bir başkomutanın bu şekilde çaresiz ve bu şekilde sağlıktan düşmüş olmasının bir Türk askeri tarafından Atatürk bunun görülmesini istemez. Ama çok acıklıdır taşınma hikayesi. Neyse onu indirirler merdivenden aşağı o küçük koltukta. Ondan sonra bir motora bindirirler ve oradan Dolmabahçe Sarayı'na götürürler. Askerler falan uzaklaştırılır oradan. Elektrikler yoktur, kapatılmıştır. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ü yine taşıyarak aynı koltukta vefat ettiği hasta yatağı odaya getirirler. Hasta odada koltuğu koyarlar. Koltuktan kalkar, hızlı bir şekilde yatağına gider. Yatağına hemen uzanır. Oh ne serin yermiş der. Ve bir daha o yataktan kalkmayacaktır. İşte Atatürk evet Hatay'a Türk askerinin girişinden 20 gün sonra böyle dramatik ve çok böyle hüzünlü ve acıklı bir şekilde Savaran hayatından Dolmabahçe Sarayı'na da taşınmış olur böylece. Hocam buradan şimdi... Sonra yanındakiler elini öper Mustafa Kemal Atatürk'ün hocam, ve yatakta dinlenmeye bırakarak ayrılırlar. Evet. Şimdi Hatay şahsi meselemdir dedi. Hatay'ı benim şahsi meselemdir. Misak-ı milli sınırları içinde tekrar vatana kavuşturulması için bütün o hasta haliyle çabalarını biliyoruz. Fakat buradan hareketle şimdi siz başka bir şeyler hatırlattınız. Şöyle ki bir Türk askeri, generali, Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi, kurucusu, başkomutanı dimdik ayakta. Her zaman böyle, hep bir rol model, herkes için aslında bir sembol olarak yani Türkiye Cumhuriyeti'nin sembolü olarak da dirençli ve yıkılmaz görüntüsünü bozmak istemiyor. Ve bu çaresiz, bitkin, hastalıkla baş edilmemiş hali maalesef ki zaten çok kısa yaşadı. Keşke çok en az bir 15 sene daha lütfetseydi Tanrı. Evet. Yani çok şey değişirdi şimdiye kadar eminim bundan. Sonuçta Mustafa Kemal Atatürk öyle görünmek istemedi. O yüzden de ışıkları kapattı. Fakat şimdi hocam geçen programda da biraz böyle sitayişte bulunmuştuk. Aslında sistemde bulunmuştuk düzelteyim. İnsan Atatürk, insan Atatürk. Evet. Yakın tarihle yüzleşmek insan Atatürk. Hocam ben Mustafa Kemal Atatürk'ün insan Atatürk, işte hastalanan, işte aşık olan, sevgilisine mektup yazan, işte bu türden magazinel tarafı olan, ya yani herkesin bir özel hayatı var. Bu türden konular üzerinden esasen hakkının gasp edildiğini düşünüyorum. Yani ben insan Atatürk bıyığını şöyle bırakırdı, işte şöyle saçını tarardı vesaire bunlarla ilgilenilmesini
kasıtlı buluyorum ve kötü niyetli buluyorum. Kendi fikrim bu. Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünce sistemine hiçbir şekilde başka yerlerde anlam yaratacak konulara dağıtılmadan öğrenmeyen insanların bu tarafıyla meşgul olmasında iyi niyet göremiyorum. Yani savaşa giderken savaş taktiğini çalışalım. Herkes öğrensin. İşte bakış açısını bilelim. Dış politikadaki duruşunu, tarzını, kimliğini, karakterini, yapısını, yaklaşımını, vizyonunu bilelim. İstikbal göklerdedir derken neyi kastettiğini tartışalım. Bunu öğrenelim. Ama ben bıyıklarını şöyle tarıyordu, 19. yüzyılda bıyık modeli şöyleydi falan gibi basit insan Atatürk diyerek insanı aslında insanın bütün zaaflarıyla olduğunu düşünürsek oraları indirgemeye çalışan bu artık kitleselleşmiş bir kitle tarafından sahiplenilmiş propagandayı reddediyorum. Ben düşüncelerini anlamak ve bunları paylaşmak hepsinden daha önemli diye düşünüyorum. Dolayısıyla teknik detaylarıyla işin magazinel tarafıyla değil asıl olan tarafıyla ilgilenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada da tabii ki insan Atatürk'ün hastalanabildiği ve hastayken büyük bir fedakarlıkla işte 4,5 saat süren toplantılar, ayakta izlenilen resmi geçit törenleri, işte Hatay için bakış açısı malum ortada, Misak-ı Milli'deki dirayeti, inancı, bunu kabul ettirmek için çabası, bir türlü içine sinmeyen Hatay meselesi, bunların hepsinde bir bütünlük içinde değerlendirirken Atatürk'ün hastayken dahi bunları yapmış olmasındaki büyüklüğün fark edilmesini çok istiyorum. Çok anlamlı. Fakat normalde böyle biliyorsunuz ki bu tamamıyla bir ulusa yani Türk ulusuna yönelik esasen basit bir yüzeye onu indirgeme, bütün bu kuruluş mücadelesinin, kuruluş ilkelerinin ve devrimlerinin sığlaştırılması gibi bir çabanın da aslında yansıtıldığı araçlardan biri olarak görüyorum. Yani ben insan Atatürk'ü kusura bakmasın kimse, hiç benzerini göremediğim için çok da insan Atatürk olarak değil, çok idealize bir karakter, çok şaşılası bir karakter, bir örneğine daha rastlamadığımız için, eşsiz bir karakter olarak gördüğüm için insan Atatürk, insan Atatürk deyip, işte onun günlük yaşantısının fotoğraflarını paylaşıp, hatta şimdi bir de hocam yapay zeka ile yapıldı, ben çok gereksiz buluyorum. Hiç gerek yok. Biz bir süper model aramıyoruz kendimize. Bir dizi yıldızı hiç yaratmaya çalışmıyoruz. Her şeyiyle o şarapnel parçasını gözüne gelip de gözünü şehla yaptığı 1911 Trablusgarp Savaşı'ndaki o nişanesiyle beraber her şeyiyle bana göre zaten kusursuz bir karakter Mustafa Kemal Atatürk. İnsan Atatürk'ün yakın tarihle yüzleşmek konusunda aslında tarihimizi mahvetmek, deforme etmek ve bizim milli bilincimizi yok etmek için yapılan bütün propagandanın bir uzantısı olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum katılıyor musunuz hocam? Evet, şimdi şöyle bir durum var tabii. Atatürk'ün yapay zekayla elbisesinin değiştirilmesine, defilede manken gibi gösterilmesine, defiledeki mankenlerin fotoğrafçıya değişik şekillerde pozlar verdikleri gibi gösterilmesine Atatürk'ün hiç ihtiyacı yok. Atatürk zaten kendi döneminde ve şu anda dünyanın en şık giyinen devlet adamı özelliğine, niteliğine sahip bir insan. Onun için ben de sizin gibi hocam, Çiğdem hocam, Atatürk'ün böyle yapay zekayla renginin biraz parlatılmasına, değişik elbise giydirilmesine, manken gibi böyle tutum ve davranışta fotoğraf çektirilmesine kesinlikle karşıyım. Ben bunun iyi niyetli olduğunu hiç düşünmüyorum. Atatürk'ü sıradanlaştırma yarışının da bir halkası olarak düşünüyorum. Yani o da mankenlerden biri gibi geldi, bu dünyadan geçti gibi. Atatürk'ün buna da ihtiyacı yok. Ya hele hele bazı kayda değer ve ismi olan ünlü bazı hocalar da maalesef bunu sanki bir şey bulmuş gibi Atatürk'ün yapay zekayla yapılmış fotoğraflarını, manken gibi fotoğraflarını paylaşıyorlar. Tabii her hoca Atatürk'ü bilmek, yani tarihçi olmak zorunda değil ama Atatürk'e bu şekilde nankörlük yapmayalım. Ben de katılıyorum. Bu Atatürk'e yapılan bir nankörlüktür. Bir de Atatürk'ü sıradanlaştırma yarışlarından biridir. Bunun Atatürk'ün ihtiyacı yok. Siz güzel bir konuda değindiniz. Yani biraz da duygulu. Şimdi
Mustafa Kemal Atatürk'ün, insan Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk'ün hastalığında çok çaresizdir. Siz tabii onun vasiyeti dediniz, onun manevi mirasına bakarsak, Cidem Hocam, der ki Atatürk, şöyle der değerli izleyenler Atatürk, manevi miras olarak, ben manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım akıl ve bilimdir. Benden sonra beni benimsemek isteyenler bu temel eksen üzerinde akıl ve bilimin rehberliğini kabul ederlerse manevi mirasçılarım olurlar der. Ne diyor yani Mustafa Kemal Atatürk? Ben size manevi miras olarak hiçbir şey bırakmıyorum ama benim manevi mirasım akıl ve bilimdir. Onun için akıl ve bilim doğrultusunda hareket ederseniz öyle gelişirsiniz. Zaten benim mirasımı yaşatmış olursunuz diyor. İşte Atatürk'ü bu yüzden akıl ve bilim ne diyoruz? Atatürk akıl, bilim, tam bağımsızlık, anti-emperyalizm, bir de umudu unutmuyoruz. Umut demektir. Yani akıldır, bilimdir, tam bağımsızlıktır, anti-emperyalisttir ve umuttur. Atatürk dediğimizde akıl var, bilim var ama tam bağımsızlık mutlaka var ve anti-emperyalist mutlaka var. Mutlaka var Kemalizm'de ve Atatürkçülük'te. Onun için Atatürk'ü yani aklı, bilimi, tam bağımsızlığı, anti-emperyalizmi Türkiye'den çıkarın, geriye değerli izleyenler şu anda kanın gövdeyi götürdüğü yer olan Afganistan kalır. Afganistan coğrafyası. Bu kadar açık. Mustafa Kemal Atatürk'ün hocam hastalığı tabii çok dramatik ve hüzünlü anılarla doludur. Onu özellikle ben sizin biraz önce gösterdiğiniz Tarihin Kıskandığı Lider'de gün gün yazdım. Mesela der ki Yaveri Salih Bozoğa, çok dermansızım Salih. Eylül'de der bunu. Eylül 1938. 27 Eylül 1938. Çok dermansızım Salih. Büsbütün başka bir adam oldum. Şu ellerimin haline bak Salih. Ben büsbütün başka bir adam oldum. Der çaresiz. İsyan da eder. Ankara'ya gitmek ister, gidemez. Mesela çok sevdiği Sabiha Gökçen'i 28 Ağustos 1938'de hasta yatağında kabul eder. İki gün sonra 30 Ağustos Zafer Bayramı'dır. Atatürk Sabiha Gökçen'e çaresiz ama isyan ederek, gözleri de biraz nemlenerek Gökçen'e şöyle der Atatürk. Gökçen, 30 Ağustos'u bensiz kutlayacaklar. Oysa o kadar isterdim ki törene katılmayı, çocuklarımızı görmeyi, modern araç ve gereçlerle donatılmış ordumuzun geçişini görmeyi. Biliyor musun Gökçen? Bayrağımızı da çok özledim. Onun şöyle anlı şanlı dalgalanışını, göklerle bütünleşmesini. İşte savaş tarihini kıskandığı başkomutan maalesef Eylül ayının sonunda bu duygulara sahip, Ağustos'un sonunda bu duygulara sahipti. Daha sonra Afet İnan'a da diyecektir ki kabul ettiğinde Eylül'ün sonunda doğrulacaktır. Zor zor doğrulacaktır. Afet İnan'a yaklaşacaktır duyurması için diyecektir ki ölüm demek böyle olacak kızım. Gözlerinden tabii yaş akar. Çaresiz tabii. Ondan sonra Afet İnan'a diyecektir ki Afet şöyle ormanlık bir alana gidelim. Tek odalı, tek ocaklı bir oda olsun. Böyle ormanlık güzel bir alanda. Hele ben bir iyileşeyim de gideriz. Bir umut vardır ama çaresizdir tabii. Evet. Hocam, Zafer Başkomutan, Tarihin Kıskandığı Lider işte son günlerini böyle geçiriyordu. Ve evet. Tek odalı bir evi bile rahat rahat yaşama fırsatı olmayan birini saraylarda yaşayanlar anlayamaz. Ama biz anlatmaya devam edeceğiz. Kısa bir ara. Görüşmek üzere. Mesajlar gelmeye başladı. Ara ara okuyacağım sözümü tutup. Fakat biz dedik ya hani bir akışımız var ama sohbet ortamında geçiyor bu akış, öyle de çok planlı programlı değil. Aklımıza ne geliyorsa onu paylaşıyoruz.
elbette çok inandığımız ve üzerinde çalıştığımız şeyler varsa paylaşıyoruz. Bilgisi ve belgesi olmayan hiçbir şey sizinle bu ekrandan paylaşmayacağız. Hiçbir zaman da yapmadık bunu. Fakat şimdi Hatay deyince Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsi meselesi olarak gördüğü Hatay deyince tabii bugüne dair şu meşhur Suriye konumuzu tekrar ele alacağız. Suriye ile ilgili son gelişmeler ve bununla beraber bizim hala çözümüne dair hiçbir ışık göremediğimiz sığınmacı meselesine yeniden bir giriş çıkış yapacağız. Ama bunları yapmadan önce biz programın başında hocamla konuşurken ya ne yapalım falan, ne anlatalım, neyi gündemimize alalım derken aslında bayramüstü birazcık daha böyle gülümseyelim istemiştik. Fakat gülümsemek çok zor oluyor. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri ve çocuklarıyız. Biz umut, umut, umut diyen taraftayız. Fakat buna rağmen bazen gülümsemek, gülümsetmek çok güç olabiliyor. Yine de deneyeceğiz. İlk bölümde ne yazık ki Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm döşeğine giderken Hatay için yaptığı o sağlığının en son kertesinde yaptığı mücadeleden bahsederken hüzünlenmemek elde değildi elbette. Oradan hareket ettik. Kısa bir özet geçiyorum hocam. Oradan hareket ettik. Ben dedim ki insan Atatürk, insan Atatürk diye böyle sürekli söyleyenler bu yakın tarihle yüzleşmek tırnak içinde safsatası diyeceğim. Bunun üzerine kullanıyorlar esasen insan Atatürk sözcüklerini diye düşünüyorum dedim. Hocam da beni bana katıldığını söyledi, destekledi. Yani yapay zeka ile Atatürk çalışmak bizim için ihtiyacı yok, hiç Atatürk ihtiyacı yok. Yani ulusal kahraman, ülkenin kurucusu. Kendi fotoğraflarını çalışsınlar. Kendi fotoğraflarını. Aynen öyle. Biz onu fotoğraflarını hiç olmasa da severdik. Çünkü bize bu ülkeyi armağan etti. Hocam siz lafınızın bir yerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün hemen her programda hatırlattığımız Kemalizmin de ana unsurlarından olan akıl ve bilim referansından. Akıl bilim tam bağımsızlık, anti-emperyalizm. Şimdi ben özellikle akıl bilim meselesinde manevi miras içinde anlattık ya. Evet. Akıl bilim meselesinde şu okullara gönderilen manevi danışman diye gösterilen kimliklerden de söz etmeden geçemeyeceğim. Hakikaten manevi danışman diye bir şeyin oluşu, çocuklarımıza gönderilişleri kabul edilemez. Yavaş yavaş dönüştürülen bir ülkeye yani deseniz ki hangi adımlarla gidilebilir? Evet, bu adımlardan bir tanesi olacak. Yani baktığınızda diğer dönüştürülmüş ülkeler, laikliği rafa kaldırmış ülkeler bu yollardan geçmişler. Son derece önemli. Üzerine basa basa tekrar hatırlatalım. Okullarımız, çocuklarımız laik eğitimle büyümek, yetiştirilmek zorunda. Herkes için güvence ülkenin de devamlılığı açısından son derece önemli. Milli bağımsızlıkla ilgili kendi yaklaşımım, hemen bitireyim hocam. Evet. Milli bağımsızlık sadece tabii ki iktisadi bağımsızlık olmadan milli bağımsızlık olmaz. Bunun geliştirilmesi için zaten kapitülasyonlar kaldırıldı. Lozan Anlaşması bunun için çok etkili ve önemli adımdı. Ve biz milli bağımsızlığımızı elde edinceye kadar bütün o ekonomik bağımsızlıklarımızı yok etmek zorundaydık. Ama unutmayalım. Tam bağımsızlık düsturu demek sadece ve sadece ekonomik bağımsızlık değildir. Çok önemlidir ama düşünce üzerindeki bütün ipoteklerin kaldırılması anlamına gelir. Ve bu her türlü ama her türlü manevi danışmanlığı da içerir. O nedenle laiklik bu ülkenin sigortasıdır. İnsanlarımızın her neye inanıyorsa inansın, bütün insanlarımızın, hepimizin garantisidir. Yaşamsal olarak sıvısıdır. Toplumu bu sıvıdan alıkoymamak lazım. Laiklik zehrin panzehridir. Ben böyle giriş yapayım hocam. Sonra mesajlarla sizin sözünüzden tabii sonra devam edeceğim. Evet. Tabii bayrama doğru yol alırken Mustafa Kemal Atatürk'ün insan Atatürk olarak söylemeniz çok değerli. Değerli hocam, izleyenler, Mustafa Kemal Atatürk bir lider, bir başkomutan, yani savaşın ustası, bir devlet adamı, örnek bir devlet adamı, bir baş öğretmen
Mustafa Kemal 5000 kitap yaklaşık okumuş, 14 kitap yazmış. Milattan önce 4. yüzyılda Eflatun'un deyimiyle filozoflar hükümdarların yerine otulsa, hükümdarlar filozof olsa niyetini dile getiren Eflatun'un bu niyeti hiçbir zaman gerçekleşmez ama 20. yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de gerçekleşir. Mustafa Kemal Atatürk aynı zamanda bir filozof. Fakat değerli izleyenler, Mustafa Kemal Atatürk bir insan, tepeden tırnağa bir insan. Mesela 18 Ekim 1914'te 33 yaşında arkadaşı, çocukluk arkadaşı Salih Bozoğa Sofya'dan yazdığı bir mektup vardır. Mektupta Mustafa Kemal o zaman 33 yaşındadır. Fransızcası iyidir. Bir Fransızca şiiri tercüme eder ve Salih Bozoğa yazdığı mektuba bu Fransızca tercüme ettiği Fransızca şiiri de yazar ve der ki Salih Bozoğa, bir Fransız şair hayatı şöyle tanımlıyor Salih der ve yazar. Hayat kısadır. Biraz hayal, biraz aşk ve sonra Allah'a ısmarladık. Hayat kısadır. Hayat boştur. Biraz hüzün, biraz ümit ve sonra Allah'a ısmarladık. Bunu yazdıktan sonra Salih Bozoğa mektubunda şöyle devam eder. Salih, bu şiiri ezberle ve sen hayatı nasıl anladıysan ona göre bunlardan birini benimse der. Mustafa Kemal'in yaşı tabii o zaman 33. Yıllar sonra Salih Bozok, değerli izleyenler, Mustafa Kemal ölüm döşeğindeyken, hasta yatağındayken Salih Bozok onun yaveridir artık ve de sırdaşıdır. Evliliğinde sırdaşı olmuştur, ayrılığında sırdaşı olmuştur, Fikriye'nin sevdasında sırdaşı olmuştur, Fikriye'nin intiharında sırdaşı olmuştur, Fikriye'nin gömülüşünde sırdaşı olmuştur. Salih Bozok annesinin hastalığında Mustafa Kemal'in sırdaşı olmuştur. Annesinin ölümünde annesinin, Mustafa Kemal'in annesinin başucundadır. Annesinin defin işlemlerini, mezar işlerini yapar. Ve Salih Bozok, Atatürk son saatlerini yaşarken onun yanındadır. Ve der ki, çok dermansızım Salih. Şu halime bak, ellerimin haline bak Salih. Bu hale mi gelecektim der, çaresiz. Ama bundan önemlisi, Çiğdem Hocam. Evet hocam. 29 Ekim 1938'de hasta yatağında Afet İnan gelir hasta yatağında. Afet İnan'ı kabul eder, tabii konuşamaz. Afet İnan'a der ki hasta yatağında 29 Ekim 1938, çünkü Atatürk Ankara'ya gidip halkına hitap etmek istiyor. Yani halkına konuşmak istiyor. 1933'te Cumhuriyet'in 10. yıl nutkunu söylediği gibi konuşmak istiyor büyük milletine, çok sevdiği milletine, sevdalı olan milletine. Tabii gidemez, kalkamaz. İşte Cumhuriyet Bayramı'ndan bir gün önce 28 Ekim 1938'de kabul ettiğinde der ki, yarın bayram değil mi der. Bugün halkımla, halkımın içinde kutlamak isterdim. Beni Cumhuriyet Bayramı'nda halkımdan uzak tutan bu hastalığa lanet ediyorum der hocam. Oo, lanet ediyorum der. Çaresiz ama isyankardır. Evet, sonra işte bu Cumhuriyet'i, tabii en büyük eserim dediği Cumhuriyet'i peki gençliğe emanet edecek. Ama son şeyi söyleyeyim Çiğdem Hocam. Ölümünden 4 gün önce 6 Kasım 1938 sanki, tabii kadınların sezgileri daha kuvvetlidir. Sanki kadınların sezgileri sezdiler ve Atatürk'ün sevdiği 3 kadın, Afet İnan, Sabiha Gökçen ve kız kardeşi Makbule Hanım, üçü
birlikte Atatürk'ü 6 Kasım 1938'de hasta odasında ziyaret eder. Konuşamaz, zor konuşur. Sonra ayrılırken sanki üç kadın Atatürk'ün son zamanlarını, son saatlerini yaşadığını hissettiler. İnce kemikli ellerini son kez kucaklarlar, öperler ve vedalaşırlar. Aslında çok hüzünlü bir vedaydı bu. Ama hocam ne dedi Mustafa Kemal Atatürk? Ve son cümle hocam, doktorlar da son cümlede 10 Kasım 1938 9'u 5 gece büyük şefimiz 9'u 5 gece hayatı terk etmişlerdir cümlesiyle bu yolculuğu son bulur. Evet. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk, benim vücudum toprak olacak ama Cumhuriyet bir gün naciz vücudum dek, toprak olacaktır ama Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır. Yaşayacaktır tabii. Demiş. Yani sonuçta Türk gençliğine emanet ettiği Cumhuriyeti yaşatmakta hepimizin omzunda. Evet. Sorumluluk olarak. Hocam çok doğru bir sözcük kullandınız. Mustafa Kemal Atatürk, değerli izleyenler, Cumhuriyeti en büyük eserim dediği Cumhuriyeti gençliğe emanet etti ama Mustafa Kemal Atatürk'e soruyorlar. Paşam, gençlikle neyi kastediyorsunuz? Der ki, benim gençlikle kastettiğim yaşça gençlik değil. Eğer yaşça ilerlemiş yaşında, 70-80 yaşında olan bir insan beyin olarak, düşünce olarak, çağdaş, akıl ve bilimi rehber ederek ilerliyorsa, beni takip ediyorsa o benim için gençtir. Tersine 18-20 yaşındaki bir genç eğer akıl bilimin dışında hareket ediyorsa, çağdaşlığı, gelişmişliği takip etmiyorsa o ihtiyardır der. Onun için çok doğru bir konuya hepimizin temas ettiniz. Hepimizin omuzlarında sorumluluk. Değerli izleyenler, bizi izleyenler, hangi yaşta olursanız olun, yani tecrübeniz ne kadar fazla olursa olsun, eğer siz Atatürk sözcüğünü duyduğunuzda biraz heyecanlanıyorsanız ve Türkiye Atatürk'ten uzaklaştıkça karanlığa gidiyor diyorsanız, siz Atatürk'ün gencisiniz. Evet. Ve siz kemalistsiniz. Yaş önemli Şimdi değil. Şimdi hocam, bu kemalizm çok anlaşılmayan kavramlardan bir tanesi. Öyle bir şey ki, özellikle Cumhuriyet üzerinden anlatmak istediğim bir şey var benim de. Evet. Aslında biz bazen tekrara düşüyoruz. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretisini paylaşmak için anımsatmaların sık sık yapılmasında fayda var. Belli ki boşluklar kalmış. Ben söylevin de bu yüzden ilk öğretimden itibaren müfredata, ders programına konması gerektiğini savunuyorum. Yani söylev kesinlikle müfredatın bir parçası olmalı. Öncelikle bu. Yani tarihi doğru okumak için söylevi, başucu kitabı yapmazsak bugün başımıza gelen bütün cehaletle, cehaletin tezahürleriyle karşılaşmak zorunda kalacağız. Bizim anlatmaya çalıştığımız şu. Mustafa Kemal Atatürk. Cehalet istese, bilinçli bir tercihtir. Tercih. Unutmayın. Bilinçli işte, bir tercih. Şöyle, okullar çok önemli. Eğitim çok önemli. Söylevi müfredata koymalıyız. Niçin hala söylev okullarda okutulmaz? Mecbur tutulmaz. İnsanlar tarihini doğrudan ilk kurucusunun ağzından, kaleminden öğrenmez. Bence çok büyük bir ayıp bu. Bunun düzeltilmesi lazım. Şöyle ki hocam, aynen şirketlerde hani kurumsal yapı geliştikçe, hani aile şirketlerinde biraz dezavantajlı olur. Onun gelini, bunun damadı vesaire iş yerlerinde iş bulurlar. O da o onunla küsünce ya da ayrılınca, boşanınca probleme dönüşür, çatırdamalar olur. Aile şirketlerin ömrü o yüzden kısadır. Geleneksel şirketleri sürdürmek aile içindeki ilişkilerdeki sıhhatle doğrudan ilintilidir ya, hani hepimiz biliriz bunu. Aynı şekilde diyelim, devletlerin de kurumsallıklarının, kurumsal yapılarının korunması gerekir. Kişilerden bağımsız olarak. Yani bir parti bir kişiye bağlıysa, o kişi gittikten sonra parti çökebiliyorsa, o yeterince sistemleşmemiş, yeterince kurumsallaşamamış demektir. Şirketler de öyledir. Mustafa Kemal Atatürk ne yaptı? Ben ölsem de dedi.
Cumhuriyet ayakta kalacak dedi ve kendini padişah ilan etmedi. İlelebet payidar kalacaktır sonsuza kadar. Sonsuza dek dedi. Kendini padişah ilan etmedi, halife ilan etmedi. Bütün hanedan yetkilerini üzerine alabilirdi. Kendi soyundan devam etsin, ailesinden, akrabalarından yürüsün bu iş diyebilirdi. Bütün yetkileri varken ne demiştim geçen programlarda? Bütün böyle kahramanlıklar yapan ki Mustafa Kemal Atatürk'ün kahramanlığına benzeyen bir hikaye daha bulamazsınız dünya tarihinde. Yok ben okuyorum yok yani. Hep meclis kapatmışlardır olağanüstü durumlarda, savaşlarda, savaş ortamlarında, savaş yıllarında. Mustafa Kemal Atatürk benzersiz, eşsiz bir biçimde savaş sırasında meclis açmıştır. Çok ilginç, çok onu işte özel kılan nedenlerden ve hakikatlerden bir tanesi de bu. Böyle bir lider bize diyor ki, Cumhuriyet sonsuza dek yaşayacaktır. Ben ölsem de yaşayacaktır diyor. Yani keramet bendedir, ben şöyleyim, ben böyleyim demiyor. Fikirlerini bırakıyor bize. Miras olarak aklı ve bilimi referans gösteriyor. Ve diyor ki akıldan ve bilimden, ilimden ve fenden ayrılmayın. Şimdi böyle yapınca ülke ayakta kalır öyle değil mi hocam? Ülke ayakta kalır. Referans noktası eğer akıl, bilimse, gelişmeyse, yenilenmeyse, yenilikleri takip etmeyse ülke ayakta kalır. Şimdi ulus devlet yapısı, üniter devlet yapısı için bir ömür biçmişler genel itibariyle. Demişler ki 100 yıldır. Hatta ben işte bir gazete örneğinden, bir yazardan örnek vereceğim şimdi size. Alman Süddeutschen 19 Ocak 1998 tarihli nüshasında yazanı da bir ara Türkiye'de temsilcilik yapmış bir muhabir Wolfgang Kold şöyle bir dipnot düşmüş. Demiş ki, dipnot demeyelim yazısının içeriği bu çünkü Sovyetler Birliği, Yugoslavya ve Şah'ın İran'ı en az Türklerin Kemalist modelleri kadar dayanıklı görünüyorlardı. Ancak hepsi de dinsel veya etnik çekişmeler yüzünden yıkıldılar. Lenin'in devleti 73 yaşındaydı. Yugoslavya 74 ve Atatürk'ün Cumhuriyeti bu kritik yıl 75 yaşına ulaştı. Yıl tekrar edeyim 98 bu yazının yayımlandığı yıl 75 yaşına ulaştı. Türkiye her şeyden önce her toplumsal ve politik gelişimini engelleyen taşlaşmış Kemalizmi kırmalı diyor Alman gazetesinde. Neden? Çünkü Türkiye'yi ve Cumhuriyeti ayakta tutuyor Kemalizm. Ve ona bir temel verdiği gibi gelecek vizyonu veriyor. Türkiye'nin bu ulus devletlere biçilen kaftanı yırtması ve bunu 100 yıla taşıması ve sonsuzluğa doğru bunu aktarmaya niyetinin olması bazı odakları rahatsız ettiği bakın için hocam, doğrudan ekran... Kemalizme sataşıyorlar. Doğrudan evet. Kemalizme saldırıyorlar. Yani Kemalizme saldıranlar, Atatürkçü düşünceye saldıranlar aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalmasını istemeyenlerdir. Bunun altını özellikle çizelim. Hocam Atatürk'ün Mersin ve Adana ziyaretini bulmuş arkadaşlar. Evet. Ha biraz önce vardı. Az bitkin önce. Hali görülüyordu. Evet, evet hocam. Evet. Ama dimdik ayakta yine. Ve başka bir örnek daha vermek istiyorum. Doğrudan aslında ortaya çıktığı zaman son derece büyük tartışmalara neden olan bir beyanat yine. Bir beyan. 16 Eylül 2005 Brüksel'de veriliyor bu. Kim veriyor? İngiliz milletvekili, Avrupa Parlamentosu milletvekili Andrew Duff. Aynı zamanda diğer kurumsal etiketinde söyleyeyim. Türkiye Avrupa Birliği Ortak Parlamento Komitesi Başkan Yardımcısı. Bu görevi esnasında diyor ki Diyarbakır ve diğer bölgelere özellik verilmelidir. Otonom yapıya geçilmelidir. Türkiye Avrupa'nın hakiki partneri olabilmek için klasik milliyetçi Kemalizmle mücadele etmelidir. Kemalizm reforme edilmeli ve bu eski liderin fotoğrafları kamu binalarının duvarlarından indirilmelidir. Sadece yasalar anayasa değil, Kemalizm kültürü ve felsefesi de değişmeli. Şimdi hepsini bağlıyorum. Mustafa Kemal Atatürk, canı artık yok halde. Çok bitkin ama Hatay'ı misak-ı milli içinde gördüğü Hatay'ı vatanına katmak için son nefesine kadar uğraşıyor. Bunu dava bilmiş. Ve diyor ki ben ölsem de Cumhuriyet yaşayacak. Hem de sonsuza kadar. Öyle ben gidersem şöyle olursunuz. Benden sonrası tufan. Şöyle böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok ki hakkı mıdır? Hakkıdır sonuna kadar. Yapabilir miydi? Yapabilirdi. Ama yaptı mı? Yapmadı. Tam tersi bize Türkiye Cumhuriyeti gibi uygar, muasır medeniyetler seviyesini kendine hedef belirlemiş bir ilke ve devrim sürecinden geçmiş Türkiye Cumhuriyeti'ni bıraktı. Manevi mirasım dediği de
dedi ki ben sizi gökten indirilmiş şeyler bırakmıyorum. Ne dedi? Aklı ve bilimi de referans gösteriyorum. İlim ve fen hakiki mürşittir dedi. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk bunu yaparken Türkiye Cumhuriyeti'nin bilimden, fenden, insana yakışan yaşam şeklinden daha doğrusu özümseyerek söyleyelim. Evrensel ilkelerden, hukuktan, kadın haklarından, eşitlikten bunlardan bahseden Mustafa Kemal Atatürk bize bu mirası verdiğinde eğer bu mirası sürdürmeye kalkarsak ülkemizin geleceğinin sonsuza dek uzanacağını fark eden odaklar doğrudan Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına. Kendi bize bıraktığı aklı ve bilimi referans alan öğretisine savaş açtılar. Yani bütün bu oyun aslında kuralına göre odaklarca oynanıyor. Ne dersiniz hocam? Katılıyorum. Şimdi siz anlatınca tabii benim aklıma Celal Bayar'ın anları geldi. Celal Bayar Atatürk ölümsüzlüğe adım attıktan sonra yaptığı bir konuşmada der ki Demokrat Parti'nin kurucusu ama Atatürk'ün son başbakanı. Der ki Atatürk seni sevmek milli bir ibadettir der. Yıllar sonra tabii Demokrat Parti'nin kurucusu Celal Bayar uyguladığı politikalarla Atatürk'ün fikirlerini, düşüncelerini benimsemeyen Atatürk'e karşı bir çizgide olur. Yıllar sonra sorarlar, Sayın Bayar, siz Atatürk seni sevmek milli bir ibadettir dediniz ama şimdi aynı şeyi mi düşünüyorsunuz? Celal Bayar düşünür ve der ki bu soruyu sorana yanıt verir. Der ki, hayır aynı şeyi düşünmüyorum. Ne düşünüyorsunuz? Der ki Atatürk seni anlamak milli bir ibadettir der. Evet. Demokrat Parti kurucusu Celal Bayar'ın özellikle Demokrat Parti yönetiminde ve Cumhurbaşkanlığında Atatürk'e karşı birçok adım attı doğrudur ama Celal Bayar'ın bu söylediği Atatürk seni anlamak milli bir ibadettir sözü anlamlı ve doğrudur. Hocam Atatürk şöyle der hani miras der manevi mirası diyoruz ya değerli izleyenler. Çağdaşlaşmaktan şöyle bahseder Atatürk. Hani bazıları Atatürk'ü batıcı olarak suçlarlar ya onlara şu cevabı verir. Der ki biz batı medeniyetini bir taklitçilik olarak almıyoruz. Onda iyi olarak gördüklerimizi kendi bünyemize uygun bulduğumuz için dünya medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz der. Yani taklit etmiyor. Batılaşmak ya da doğulaşmak diye bir amaç taşımadığını yeni cumhuriyetin tek yönünün değerli izleyenler evrensel uygarlık değerleri olduğunu ifade eder. Ve der ki bizim ilkemiz Asya ve Avrupa için aynıdır. Yani doğu ve batı için aynıdır. Her ikisinin de en iyi yönlerini alacağız. Fakat bağımsızlığımızı daima koruyacağız. Tam bağımsız Atatürk. Türk çıkarlarını daima ön planda tutacağız. Ve daima Türk görüş açısından bakacağız. Üç şey demek ki. Tam bağımsız olacak. İki, ulusal çıkarlar. Milletin, memleketin çıkarı yani milletin refah ve mutluluğunu daima önde tutacak. Üç, kültürümüze uygun olacak. Bu şekilde hareket eder Atatürk. Ve büyük Atatürk'ün gerçekleştirdiği hocam ana devrimin hedefi bir ulus devletin, Türk ulusunun yaratılmasıdır. Ulus devlet. Cumhuriyetin kuruluş felsefesinin temelini değerli izleyenler ulus devlet, üniter devlet ve laik devlet oluşturur. Bakın bir sehpanın üç ayağı. Ulus devlet, üniter devlet ve laik devlet. Bunlardan birinin ayağı yoksa bu sehpanın sehpa düşer. Üç ayağı yoksa sehpa yıkılır.
Ulus devlet anlayışı etnik ve mezhepsel temellere bağlanmaz. İnançsal, dinsel değil. Ulus devlette en önemli şey der Mustafa Kemal Atatürk. Dil, dil, dil. Dildir der. Onun için Türkçe bilmeyen birinin, Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gelecek kuşakların kaderini tayin etme hakkını sandıkta kullanamaz. Ama kullandılar. Dil kullandı, kullanamaz. Kullandılar ve Atatürkçüyseniz kullanamaz. Bunu söyle. Diğer bir konu, Kemalizmin ya da Atatürkçülüğün en temel ilkesi, bunu göz ardı ederler, laiklikle birlikte sürekli değişim olan devrimciliktir. Aynen öyle. Ve bunu rahmetli Ahmet Taner Kışlalı hocam şöyle der. Kemalizm geçmişin bekçiliği değil, geleceğin öncülüğüdür. Ve Mustafa Kemal Atatürk şöyle der. Biz ilhamlarımızı gökten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz. Bizim yolumuzu çizen içinde yaşadığımız vatan, bağrından çıktığımız Türk milleti ve bir de milletler tarihinin bin bir facia ve ıstırap kaydeden topraklarından çıkardığımız sonuçlardır. Ve bu sonucu Türk gençliğine emanet ediyorum der. Bu Nutuk kitabının söylediği, yazdığı söylevin son sayfasındadır. Çiğdem hocam, Nutuk çok uzun sürede yazar gece gündüz belgelerdir. Siyasi bir belgedir Türk tarihi açısından. Fakat 36 saatte okur Nutuk'u değerli izleyenler. Her gün 6 saat okur. 36 saat 33 dakikada okur. Hiç sesi titremez. Hiç sesi titremez. Çünkü yaşamıştır. Son cümleye geldiğinde der ki, bu sonucu Türk gençliğine emanet ediyorum dediğinde gözleri nemlenir ve sesi titrer. Sonra ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini muhafaza ve müdafaa etmektir dediğinde artık konuşamaz, sesi iyice titrer, biraz durur, kendini toparlar, devam eder. Neden biliyor musunuz? Çünkü Mustafa Kemal Atatürk en büyük eserim dedi cumhuriyeti, Türk gençliği, ama biraz önce söylediğimiz yaşça gence değil, bütün Türk milletine armağan ettiği için yaş hüzünlenir ve gözlerinden yaş gelir. Evet, insan Atatürk bu, insan. İnsan Atatürk. Atatürk akıl, bilim, tam bağımsızlık, anti-emperyalizm ve umut demektir. Ama Atatürk bu milletin ebedi lideridir. Ve Atatürk'ü ve Cumhuriyetini Türkiye'den çıkarın, geriye sadece ve sadece kan ve gövdenin götürdüğü Afganistan gibi bir coğrafya kalır. Bunun farkında olalım. Türkiye ve diye bir şey anlayalım. Kalmaz. Yani evet. Mustafa Kemal Atatürk'ün evet. Bünyesinde... Yani, hüzünlendirdiniz bizi onun, Çiğdem Hocam yine. Onun simgelediği Türkiye Cumhuriyeti'ni gerçekten seven, gerçekten benimseyen, gerçekten varlığını isteyen, sonsuza dek cumhuriyet sürsün isteyen birinin Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleriyle, devrimleriyle, yaptıklarıyla, ettikleriyle hiçbir sorunu olamaz. Tam tersi, eğer ki kim Atatürk düşmanı ise bu ülkenin varlığını kabul etmiyordur, istemiyordur. Bu ülkenin sonsuza dek yaşamasıyla ilgili kaygıları vardır diyorum. Aradan sonra burada yine sizi bekliyorum. Hoş geldiniz tekrar. Mesajlarınızı okuyamadığım için özür diliyorum. Sitem etmişsiniz ama okuyacağım ara ara. Mesela lütfen isimlerinizi yazın diye her seferinde söylüyorum ki biz de buradan size selam gönderebilelim. İsim yazılmasa da iyi yayınlar dilerim. Çok güzel bir program diyen izleyicimize teşekkür edelim. Allah Atatürk'ten razı olsun demiş, ondan razı olsun. Ayrıca 12 defa rüyamda gördüm demiş. Ne güzel, ben de 2 defa rüyamda gördüm. Muazzez İlmiye'ye söylediğimde hakikaten izliyor mu acaba bilemiyorum. Çok kıymetli Muazzez hocamız. Bana demişti ki kızım ben bu yaşıma kadar geldim göremedim. Sen niye gördün diye tatlı bir sitem etmişti bana. Hiç unutamam onun o tatlı sitemini. Ne kadar güzel olmuş o geceleriniz öyleyse. Şimdi hocam bir de dediler ki, diyorlar ki şu benim... Az önce hatırlattığım gazeteyi tekrar hatırlatır mıymışım? Tabii seve seve hatırlatayım hemen. Mesele şu, Mustafa Kemal Atatürk dünyada bir örneği daha olmayacak şekilde bütün elinde gücü yetkisi var iken saltanatı ya da hilafeti sürdürmek niyetinde olmayan eşsiz bir lider. Hatta döneminde işte savaşları bahane edip
meclis kapatanlar, Abdülhamit gibi mesela, ya da başka ülkelerin tarihlerinde de sıklıkla gördüğümüz gibi, hala görebildiğimiz gibi, meclis kapatan liderlerin yerine, devlet yöneticilerinin yerine tam tersi bir şekilde olağanüstülüğü düzene sokabilmek ve milletten güç alabilmek için millet meclisine açmıştır. Bu onu diğer herkesten, ama herkesten hocam, tarih boyunca ayıracak. Abdülhamit 1878'de meclisi kapatır, meclis-i mebusanı. 1908'e kadar kapalı kalır. Aynen. Mustafa Kemal Atatürk, başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, kusura bakmayın sizi kestim. Olsun hocam. Dünyanın en meşru, dünyanın en haklı ve dünyanın en kutsal savaşlarından biri olan Türk İstiklal Savaşı'nda meclisin yetkilerine başkomutan olarak sahip olmasına rağmen meclisi bir saniye bile kapatmamıştır ve bütün yetkileri meclisten almıştır. Ayrıca, onun için Mustafa Kemal Atatürk tarihin kıskandığı liderdir. Ve bir örneği daha yok. Yoktur. O yüzden sahip çıkmak gereken... Halife olmak isteseydi olurdu. Işte padişah olmak bütün isteseydi olurdu. Vardı. Nitekim arkadaşları da ona dedi ki, paşam dediler, meclisle çok uğraşıyoruz, enerjimizi tüketiyoruz, işgalcilerle mi uğraşacağız meclisle? O yüzden Mustafa Kemal Atatürk diktatör. Hayır, hayır, ben meclissiz diktatör yapamam diyenler, dedi. Evet. Bazıları çok iyi niyetli söylemeye çalışıyorlar, evet, bazı hocalarımız, ama kesinlikle diktatör değil. Bir diktatör meclisi ne açmaz, diktatör meclisi hocam kapatır. Bu büyük bir hakarettir, tarihe de hakarettir, hocam, geçmişimize de hakarettir. Bunu eğer diktatör olsaydı Hitler gibi, Mussolini gibi olurdu olan insanlardı hocam. Elbette, evet, döneminin diğer figürlerine, aktörlerine, evet, bakarsak zaten kıyas kabul etmez bir liderin bu topraklarda bize armağan edilmiş olduğunu tekrar tekrar görmüş oluruz. Şimdi hatırlatmak istediğim şu var. Biz ulusal bir yapı üzerinden bugünlere taşınan Türkiye Cumhuriyeti, yani bir cumhuriyet rejimiyle biçimlendirilmiş bir ülkeyiz. Üniter devlet, laik devlet, ulus devlet. Üçü dedi Naim Hocam, sac ayak. Yani üç ayak, bir tanesi olmazsa olmaz. Dolayısıyla bizim özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimiyle sıkıntısı olanlar, rejiminin alt başlığında laiklikle doğrudan savaş halinde bulunanlar, ulus kimliğimize, Türk kültürüne, Türk kimliğine de savaş açmış olanlardır iddiamız gerçek. Ve bu tarihin ana hatlarıyla değil, sadece bütün ayrıntılarında kendini ifade eder ve bunu biz bir sürü milyonlarca belgenin ışığında tekrar tekrar masaya da koysak, nedense bu insanları ikna etmek çok zor. Çünkü ikna olmamaların nedeni bizim Türkiye Cumhuriyetimizi yaşatmakla ilgili kaygıların olması. Gelin görün ki o çoğu kahrolsun Batı, bunların arasında böyle diyenler de var, fakat kahrolsun Batı diyenlerle Batı'dan gelen bir takım ulus devlete karşı yorumlarla uzlaşmış görünüyorlar aynı zamanda. Böyle de bir tutarsızlıkları var. Yani bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğüne kasteden her kim var ise aslında Atatürkçülüğe, Kemalizme savaş ilan ederken onlarla aynı yola girmiş oluyorlar. Bunu bazıları yine iyi niyetli düşünelim, bilmeden, bilgi boşluğu nedeniyle yapıyor. Cehalettir, şudur budur demek istemiyorum ama hakikaten bu bilgi ve belge eksikliği, bunları yeterince okuyamamış, onlarla karşılaşmamış olmanın getirdiği bir boşluktan hareketle yapıyor. Bazıları doğrudan yapıyor. Türk kimliğine saldırıdır Atatürk'e saldırı. Ulus devlete saldırı Türk kimliğine saldırıdır. O yüzden bu kimliğe saldırıyla bizden görünen ve bu konuda aslında Batı'da bakan, yani Türkiye Cumhuriyeti dağılsın diye bekleyen odaklarla aynı şeyi savunmuş, aynı yerden yüklenmiş, aynı yerden yürümüş oluyorlar. Dediğim gibi tekrar söylüyorum, bazıları bunu bilerek yapıyor, çok isteyerek yapıyor, devlet dağılsın, ülke kalmasın diye yapıyor, ulus devlet dağılsın, çözülsün diye yapıyor. Ama bazıları da ne yazık ki dezenformasyon ışığı altında, ışık karanlığı demeliydim, altında bilgisizlikten yapıyor. Fakat söyledikleri şey ortak. Mesela bir örnek veriyorum. Özetini de sonradan geçeceğim. Alman Südzeitung, 19 Ocak 1998. Diyor ki, Sovyetler Birliği, Yugoslavya, Şah'ın İran'ı en az Türklerin Kemalist modeli kadar dayanıklı görünüyordu. Ancak hepsi de dinsel veya etnik çekişmeler yüzünden yıkıldılar. Yıkmak istiyorsanız bir ülkeyi zaten bunları pompalayacaksınız. Sürekli pompalayacaksınız. Dinsel çekişme, etnik çekişme, sen farklısın sen. Saya 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 saya. Bunların üzerine gide 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 insanlarda birlik, beraberliği ve bütünlüğü yok ediyorsunuz. O ruhu ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz. Ve bu yöntem olarak hep denenmiş ve başarılı olmuş mu? Evet,
gerçekten de bu ülkelerde başarılı olduğu söylenir. Ve sonuçta ulus devletlere biçilen ömür 75 sene diyorlar. Asra gelen Türkiye Cumhuriyeti bir ilk. Ulus devletler 75 yaşını aşınca, 75 seneyi tamamlayınca artık riske girerler. Bu görüşe göre. Fakat Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti bu oyunu bozar. Bizler bu oyunu bozarız. Biz bu ülkeyi çok zor, çok zor kazandık, elde ettik. Şehit kanıyla sınırlarımız çizildi diye her seferinde söylüyoruz. Şehit kanıyla sınırları çizilen bir ülkeyi böyle istedikleri gibi yönetmek belki kısa bir süre için mümkün. Ama gelin görün ki tam bağımsızlık düsturuna inanan Mustafa Kemal askerleri ve çocukları hala bu ülkede yaşıyor ve yaşamaya da devam edecek. Bu mücadeleyi de asla bırakmayacak. Ve ulus devlet diyor ki, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ulus devlet için diyor ki, artık miadı doldu. 73 yaşındaydı diyor Lenin'in devleti. Yugoslavya 74, Atatürk'ün cumhuriyeti bu yıl kritik 75 yıl. Dedik ya, 75 yıl ömür biçiliyormuş ortalama ulus devletlere ve Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyeti işte bu haberin çıktığı 98'de 75. yıl. Sonuç itibariyle kritik denmesinin nedeni de bu. Türkiye her şeyden önce diyor, her toplumsal ve politik gelişimi, gelişimden kastı bildiğiniz üzere laiklik karşıtı hareketler, rejim değişikliğine yönelik manevralar, bunlara müsait değil ulus devlet yapısı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün bize öğrettikleri. O nedenle Kemalizm kırılmalı diyor. Taşlaşmış Kemalizm kırılmalı diyor. Benzer bir yorumda hocam, çok benzeyen bir yorumda bugün ben hatta Twitter'da paylaşmıştım. Türkiye Avrupa Birliği Ortak Parlamento Komitesi Başkan Yardımcısı ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Andrew Duff tarafından 2005'te açıkça söyleniyor. 16 Eylül 2005 Brüksel'de açıkça söyleniyor. Diyor ki, Diyarbakır ve diğer bölgelere özellik verilmelidir. Otonom yapıya geçilmelidir. Türkiye Avrupa'nın hakiki partneri olabilmek için klasik milliyetçi Kemalizmle mücadele etmelidir. Bakın, ulus devlete saldıranların kazıyorsunuz altından. Bugün içimizde buna saldıranlar var ya, ya da daha özelleştirelim konumuzu. Mustafa Kemal Atatürk'e saldıranlar ülkemize saldıranlardır. Ülkemizin geleceğini istemeyenlerdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin devamlılığını istemeyenlerdir. İkisini ayrı göremeyiz. Eğer ki yanlışlıkla, sadece salt bilgisizlikle bunu ortak olan varsa bir an önce dönmesi gerekir. Ülkemizin, cumhuriyetimizin sonsuza dek Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi ayakta kalması, yaşaması için bizim Kemalizmin ilkelerini, devrimlerini yürekten sahiplenmemiz lazım. Bakın, aynı şeyleri kahrolsun Batı diye diye söylüyorlar içeride birileri. Aynı niyetlerle söylediklerini belki fark etmiyorlar. Ama bakın, diyor ki, sadece yasalar, anayasa değil, Kemalizm kültürü ve felsefesi de değişmeli diyor. Ve ayrıca diyor ki, Kemalizm reforme edilmeli ve bu eski liderin fotoğrafları kamu binalarının duvarlarından indirilmelidir. Hadi gelip gel indirsinler bakalım. Cesetlerimizi çiğnemeleri gerekir öncelikle. Kolay değil bu iş. Hiçbir zaman kolay olmadı. Ama biz bununla sonuna dek neyse boşluk doldurmak üzere mücadele edeceğiz. Öyle değil mi hocam? Yani savaşımız baki, çünkü ülkemizin sonsuza dek yaşaması için Mustafa Kemal Atatürk'ün bize öğrettiği her şeye yürekten sahip çıkmazsak hepimiz için çok ama çok vahim günler kapıda demektir. Bunlardan bir tanesi de bizim hep sıklıkla esasen konuştuğumuz milli güvenlik, beka dediğimiz, asıl devamlılık dediğimiz şey, sınırın namus oluşu ve sınırlarımıza şehit kanıyla çizildiğini söylediğimiz sınırlarımıza sahip çıkmamızın elzem oluşu. Hocam, biz haftalarca yayınlar yaptık sizinle. Suriye, sığınmacı vesaire, bunların hepsini konuşmaya çalıştık. Ama değişen bir şey oldu mu hocam? Şimdi evet. Hocam şöyle tabii. Önce Atatürk'le ilgili. Şimdi Türkiye'de yaşayan insanların ortak bir değeri Atatürk, hiç kuşku yok. Ve Atatürk unutturulmaya çalışıldıkça Anıtkabir'e olan ziyaretçi sayısı da artıyor. Bunda da hiç kuşku yok. Ama şu gerçeği de unutmayalım. Türkiye, söylemek zorundayız. Evet, Atatürk'e olan sevgi insanların yüreğinde artarken
Fakat bir bakıyorsunuz aynı Türkiye Atatürk'ün güneşinden gittikçe uzaklaşan bir Türkiye var. Ama şu kesin, kurucu liderine, Atatürk gibi bir kurucu lidere buruk kurarak, onu elinin tersiyle iterek ya da sıradanlaştırarak uzaklaşan bir Türkiye, değerli izleyenler, kesinlikle gün yüzü görmeyecek. Dikkat edin, son yıllarda Atatürk'ten uzaklaştıkça daha karanlık, ekonomik açıdan ve diğer açılardan daha da sıkıntısı olan bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Şunu unutmayalım, nemiz varsa, eğer bir devlet kurmuşsak, özgür vatandaş olmuşsak, şerefli insanlar olarak bu şehit kanıyla ıslanan, sulanan vatanda dolaşıyorsak, yurdumuzu batının ve doğunun pençesinden, esaretten kurtarmışsak, şu mavi deniz bizim diyorsak, şu mavi gökyüzünün altında oturabiliyorsak ve bu topraklar bizim diyebiliyorsak, bunun hepsini başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere üç Mustafa'ya, Mustafa Kemal Atatürk'e, Mustafa İsmet İnönü'ye ve Mustafa Feyzi Çakmak'a, onun kahraman silah arkadaşlarına ve vatandan milletten başka sevgili bilmeyen o kuşağa borçluyuz değerli izleyenler. İşte böyle bir kahraman kadroya, kanlarıyla bu vatanı yeşerten şehitlere sırtını dönen bir millet, bir toplum, bir halk, bir Türkiye kesinlikle gün yüzü görmeyecektir. Bunu neden söylüyorum biliyor musunuz? Tarihin akışı öyledir de ondan. Tarihi süreç bu. Onun için umarım Türkiye en kısa zamanda kendini toparlar ve tekrar kendini Atatürk'ün ilke ve devrimleri merkezinde konumlandırarak çağdaş uygarlık düzeyinde ve onu aşmak için Atatürk'ün gösterdiği hedeflere doğru yürür. Fakat değerli izleyenler, Çiğdem Hoca'nın söz ettiği çok önemli bir konu var. Göçmen ya da şöyle diyelim, sığınmacı ve yasa dışı göçmen sorunu. Sığınmacı ve yasa dışı göçmen sorunu değerli izleyenler artık bir beka, yani devletin varoluşsal, devletin kalıcılığı sorunu haline gelmiştir. Ve Türkiye PYD-PKK terör örgütünü çözebilmek, Türkiye kutuplaşmayı giderebilmek ve Türkiye milli güç unsurlarını güçlendirebilmek için, yani Türkiye diğer bütün sorunları çözebilmek için önce yasa dışı göçmen ve sığınmacı sorunu çözmesi gerekir. Bunun da yolu Suriyeli sığınmacıların Suriye'ye, Afgan'dan gelenlerin Afganistan'a, diğer ülkelerden gelenlerin ülkelerine gönderilmesi ile başlar. Yani Türkiye'de ikamet etmemeleri ile sağlanır, çözülür. Türkiye bu sığınmacı ve yasa dışı sorunu çözmeden, göçmen sorunu çözmeden diğer konulara el atamaz değerli izleyenler. Onun altını ben kalın çizgiyle hocam, çizmek istiyorum. Hocam araya gireceğim. Evet. Şimdi bir mesaj geldi. Teşekkür ediyorum izleyicimize. Yine de bizimle görüşlerini paylaştığı için demiş ki, Sayın Kemal Yer, özgür bir ülkeysek, demokrasiye inanıyorsak birini sevmek zorunluluğumuz neden olsun? İnsanlar insanları sevmeyebilir, saygı duyacak, o başka. Benim dilim varmıyor gerisini söylemeye ama şunu söyleyeyim. Saygı duyduğunuzu belirtmişsiniz Mustafa Kemal Atatürk'e, elbette. Bakın, sevgi ve saygı kavramlarının evrensel buluştuğu bir ifade biçimi vardır. Doğrudur. Hani sayabilirsiniz, içinizden sevmek gelmeyebilir. Ama bu sizin o kişiyle ya da durumla ilgili diğer hislerinizle de esasen açıklanabilir bir şey. Yani siz, ben Türkiye Cumhuriyeti'nin
kurulma safhasındaki mücadele ile ilgili yüksek heyecan duyuyorum derseniz, Mustafa Kemal Atatürk'ü kendiliğinden seversiniz. Ben mesela bu heyecanı duyuyorum. Naim Hocam bu heyecanı duyuyor. Nitekim zaten ömrünü de askerlikte vermiş. Tuğgeneral emeklisi biliyorsunuz. Sonuçta bizim Mustafa Kemal Atatürk derken bahsedilen diğer bütün her şeyle ilgili heyecan seviyemiz ve coşku seviyemizle de çok ilintilidir. Aslında birinden bahsederken yaşadığımız o duyguseli. Yani ben Mustafa Kemal Atatürk'ü vefat ettiği 10 Kasım'ları yas günüm olarak görüyorum. O gün yayın olursa Atatürk'ü eğer, anlamak diyelim hocam. Atatürk'ü anlamak günü olarak. İçselleştirmekle ilgili bir şey. Yani tabii. Mesela ben okullara gönderilen manevi danışmanlarla ilgili sorun yaşıyorum. Çünkü iki çocuğum var. Biri üniversitede artık, diğeri 7. sınıfı bu sene bitirdi. Dolayısıyla çocuğu olan biri olarak da söylüyorum. Tehlikeli buluyorum. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün aklı ve bilimi referans göstermesinden ötürü bize, ben ölsem de cumhuriyet yaşayacaktır demesinden ötürü, kişisel zaafı falan olmadan hiçbir yerlere vatan millet derdi dışında bir şeyler düşünmeden kendini kaptırıp gitmemesinden ötürü ben ona saygı duymaktan öte şahsiyetine büyük bir sevgi besliyorum. Yani bana çok ama çok değerli, hani Doğu literatüründe ya da Batı literatüründe çok da göremeyeceğimiz artık bir karakter olarak, yani kabul etmek zorunda olduğumuz üstün vasıfları nedeniyle saygının da ötesinde ben Mustafa Kemal Atatürk'ü çok seviyorum. Çünkü kendini unutmayı bilmiş, kim bilebiliyor? Kendini göz ardı etmiş, hasta yatağında Misak-ı Milli'yi gerçekleştirmeye çalışmış. Bırakın modern teknolojik uçaklar, şunlar bunlar, böyle ortamlarda bile kalkıp da insanların nasıl davrandıklarını görüyorsunuz. Nasıl sevilmez ki Mustafa Kemal? Saygı başka bir şey. Bakın her türlü fikrede saygı duyuyorum. Eğer başkasının yaşam şekline müdahaleyi içermiyorsa, zararlı diyebileceğimiz, hani bir kadın olarak özellikle tahmin edeceğiniz o sapkın fikirlerle donatılmamışsa, genel itibariyle evrensel normlar ışığında, tabii ki etik değerler ışığında, tabii ki farklı görüşlere saygı duyuyorum ama Mustafa Kemal Atatürk'ü ne kadar tanırsanız o kadar da seviyorsunuz. Ne kadar işin içine girerseniz o kadar çok saymakla beraber o kadar çok sevgi de içinizden taşıyor. Tamamen anlamakla ilgili. Bana sorduğunuz için özellikle de açıklamak istedim. Buyurun hocam, sizin de ekleyecekleriniz var sanırım. Tabii Mustafa Kemal Atatürk'ün elbette şunu söyleyelim. Takdir edilmeye ihtiyacı yok. Takdir edilmeye ihtiyacı yok. O hem dünya savaş tarihine, hem insanlık tarihine, hem de dünya siyaset tarihine altın harflerle, altın sayfalarda yer almıştır. Türk tarihi için söylemiyorum ben bunu. Yabancı ülkelerin, devletlerin tarihi için. Ama Mustafa Kemal Atatürk gibi bir lidere sahip olan bir millet de dünya insanlık tarihinde, siyasi tarihte çok şanslıdır. Kaç dakikamız var hocam? Hocam son 3 dakika vedalarımızı da içerecek, tamam, bu 3 dakika. Evet. Zaten son önemli şeyler söylediniz, evet, önemli hocam. Şey. Şimdi insan Atatürk'le ilgili 1920'de durumu neydi? Milli mücadele ilk başladığında, meclisi açtığı 23 Nisan 1920'de meclisi açtığı dönemde, yani o milli mücadele İstiklal Savaşı'nı yürüttüğü dönemdeki durumu. Halide Edip adı var, anılarında şöyle yazıyor. Genellikle birkaç saat uyuyabilmek için sabahın erken saatlerinde odalara çekilirdik. Fakat uyumak mümkün olmazdı. Hilafet ordusu mensuplarının, yani Padişah Vahdettin'in Mustafa Kemal'i yok etmek için, milli mücadeleyi yok etmek için gönderdiği askerler ne zaman bizim yerimizi de basıp yatağımızda bizi boğazlayacağını tahmin edemiyorduk, diyor Halide Edip. Devam ediyor Halide Edip Adıvar. Hepimiz yorgunluktan bitkin haldeydik. Mustafa Kemal Paşa'yı o günlerdeki kadar yorgun, üzgün ve bazen de bu şekilde hüzünlü görmüş değilim, diyor. İnsan Atatürk bu. Kolay gelmedi, onu söylüyorum. Evet hocam. Hocam bitirin, sonra şöyle, ben iki kelime söyleyeyim. Evet. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin, az önce de söylemiştim, milli mücadele destanında kendi ruhundan izler gören, işaretler bulan her kim ise Atatürk'ü seviyor.
Yanlış anlamayın, az önceki sevgili izleyicimizle ilgili bir öyle bir yorum yapmıyorum. Kendisini tenzih ediyorum ama ben heyecana kapılıyorum. Sanki Kuvayi Milliye ruhundan ötürü oradaymışım gibi geliyor ve bu mücadelede ortaklık hissediyorum. O yüzden de saygının ötesinde seviyorum. Kendini bırakabilen insanı seviyorum. Her şeyin ötesinde hayal kurabilen ve kurdurabilen insanı seviyorum. Ve yılmadan devam edebilen insanı seviyorum. Yani ben Mustafa Kemal'e bakınca yoktan var eden bir insanı seviyorum. Ben hakikaten bitti demeden bitmez diyen o ruhu seviyorum. Ben o mücadeleyi seviyorum. Bizi bugünlere taşıyan o büyük vizyonu seviyorum. Daha ileriye göndermeye, götürmeye çalışan büyük 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 bakış açısını seviyorum. O yüzden çağları aşmış, sadece kendi zamanın olayları ya da mevkidaşlarıyla kıyaslanmayacak Mustafa Kemal Atatürk'ü bugün çok büyük bir hayranlıkla ve takdirle hem okuyor, hem anlamaya çalışıyor, hem de yaşatmaya çalışıyorum. Size evet, çok teşekkür ediyoruz bütün mesajlar için. Zamanı geldikçe okuyacağım dedim. Ara ara girdim ama önceki programlardaki kadar yer veremedim. Affınıza sığınıyorum. Çorum'dan Murat Yıldırım. Bizlerden de sizlere selamlar. Güzel güzel leblebileri afiyetle yiyor musunuz programı izlerken? Bilemiyorum ama çok sevgiler, selamlar Çorum'a. Çorum'a hocam birkaç ay evvel gitmiştim. Çok evet, çok güzel bir şehir. Ben çok sevmiştim. Mustafa Kemal Atatürk diyor, Diyaneti kuruyor, dinsiz ilan ediliyor. Daha da devam ediyor. Ah ah, çok uzun bir konu bu. Ayrıca işlememiz lazım. Tutarsızlıklar zaten bizi en çok ama en çok yıkanlar değil mi? Bir de bize en çok benzediğini zannettiklerimiz. İşte onlar da çok büyük tehlike yaratıyorlar. Bizim devam edebilmemiz için, yani Cumhuriyet'e sıkı sıkı sarılabilmemiz için. Lütfen isimlerinizi yazın, okumak istiyorum, selam göndermek istiyorum. Mesajlar yağmaya başladı hocam program biterken. Dünya üzerinde düşmanlarının bile takdirini kazanmış tek liderdir demiş Mustafa Kemal Atatürk için çok değerli izleyicimiz. Aynen öyle. Yani takdir, hayranlık, saygı, hepsi bir bünyede toplanır mı? Toplanır. Bir insan ölse bile devlet yönetir mi? Yönetir. Mustafa Kemal Atatürk yönetir. Bizi yönetiyor. Yönetmeye de devam edecek. Ben bu sözlerimle bugünkü programı kendi adıma kapatmış olayım ve Mustafa Kemal'in Atatürk'ün askerlerinden Naim Hoca'ya son sözü bırakayım. Buyurun evet hocam. Değerli izleyenler, önümüzde bayram var. Eğer görüşemezsek şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Atatürk'le kalın, Cumhuriyet'le kalın ama sağlıkla ve umutla kalın diyorum. Teşekkür ediyorum bizi konuk ettiğiniz için. Herkese tekrar iyi akşamlar. Haftaya salı bekliyoruz. Arife'yi bir haber geçirelim, olur mu? Hoşça kalın.